Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Yol Sürenler programında yine birlikteyiz. Geçen hafta olan konumuzun devamıdır bu haftaki konumuz. Neydi konumuz? Osmanlı dönemi, Osmanlı döneminde Cumhuriyet'e kadar olan Alevilik'ti. Zamandan dolayı iki programlı haline getirdik biz bunu. Ve bu iki program neticesinde de bugün de geçen hafta yaptığımız programın devamını yapacağız. Yine geçen hafta konuğumuz olan araştırmacı yazar Dursun Gümüşoğlu bizimle beraber. Sayın Gümüşoğlu, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve bugünkü konumuz da Hacı Bektaş Veli itibariyle, Hünkar Hacı Bektaş Veli itibariyle o dönemden sonraki akış olan Alevilik. O dönemlerde yaşanan Alevilik, o dönemlerde verilen icazetler, o dönemlerde verilen ikrarlar, bunları dile getireceğiz. Bunlarla sohbet edeceğiz. Sayın Gümüşoğlu'ndan bu feyizleri alacağız. Bize aydınlatıcı bilgiler verecektir. Ve siz ekran başındaki dostlar da eminim geçen haftada yarıda kalan programın devamını bu haftada beklemektesiniz. Ve bu güzel konuyla beraber biz hemen konumuza geçelim ve sorularla biraz Dursun Gümüşoğlu'nu yoracağız. Sağ olsun, bizi kırmayıp geldi. Aydınlattığı bilgilerle bizimle beraber olacak. Sayın Gümüşoğlu, çok kısa anlattım ama geçen hafta itibariyle bayağı bir sohbet ettik biz bunu. Devamı olarak dile getireceğiz tabii biz bunu. Hacı Bektaş Veli itibariyle dedik veya ondan sonraki dönemleri dile getireceğiz. 13 ve 14. yüzyıldaki Anadolu Aleviliğin durumu ve inançsal yapısı neydi? O dönemlerdeki akış neydi? Bunu istiyorsanız bir başlayalım. Aynen. Sonrasında devam edelim. Buyurun. Şimdi izlemeyenler açısından hemen birkaç cümleyle toparlamak ve atladığımız yerler varsa onları eksik kalmaması açısından tekrar etmekte yarar var diye evet. Düşünüyorum. Şimdi Alevilik İslam'ın tasavvufi bir yorumudur. Öncelikle bunu mutlak bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Bunun dışındaki şeyler tamamen varsayımdan ibaret olmuş olur. Şüphesiz ki insanlar bir dini kabul ettikleri zaman eski dinlerindeki zararsız ögeleri yeni dinlerinde devam ettirirler. Dolayısıyla ortak bir takım şeylerin olması o yeni kabul edişleri, yani bunda bazı özellikler şamanizme benziyor, o zaman bu şamanizmdir anlamı çıkmaması gerekir. Hatta bir başka daha somut bir örnek vermek gerekirse, şimdi İslam'ın bütün ekollerinin ibadetlerinin ortak noktası secdedir. Yani insanlar işte cemini yapar, efendim namazını kılar, ne yaparsa yapsın mutlaka ibadetin ortak bir özelliği vardır. O da secdedir. Şimdi diyelim ki şamanlar da secde ediyor veya Hindularda da var. O zaman bütün şamanlar Müslümandır anlamı çıkmaz. Yani bir takım ortak şeylerin olması onu ilk adresine götürmez. O bakımdan bunu bir iyi vurgulamak lazım. Çünkü 30-40 senelik, yani 60'da 90 arasında Alevi toplumu hızlı bir şekilde köyden şehire geldiği için bu dönemde bir takım kopukluklar oldu. 30 sene boyunca dedeler insan taliplerini göremediler. Siyasal etkileşimler çok büyük fırtınalar esti. 30 sene bir nesil ibadetlerini yaşamadılar. Yaşamayınca da bizde yok, o zaman biz Müslüman değiliz noktasına geldi. Bugün de Alevi toplumunun içinden bazı insanlar bu tür düşünceleri savunuyorlar. Bunlardan bir kere şey yapmak lazım. Vurgulamakta bunlara fayda var. İyi algılamak lazım. İyi algılamak lazım. Şimdi tekrardan soruya dönecek olursak şöyle. Şimdi 1300'lü yıllara gittiğimiz zaman Anadolu'da 3 yapılanmanın varlığını görüyoruz. Bu yapılardan bir tanesi daha öncelerden devam eden ocaklar sistemi. Evet. Ne demek bu ocaklar sistemi dersek, hemen böyle çok basit anlaşılacak bir şekilde söylemek gerekirse, o dönem insanlar yerleşik düzenden ziyade, Anadolu Aleviliği veya Türkmen boyları yerleşik düzenden ziyade göçebe olarak yaşamaktaydı. Zaten o nedenle Türkmen kelimesini, yani göç edenlere Türkmen tabirini kullanıyorlar. Yerleşik düzende olanlara da Türk tabirini kullanıyorlar. bu göçebelikler sırasında
insanların yani o aşiretlerin bir aşiret reisleri yani bir önderleri yani onların günlük yaşam pratiklerini yönlendirecek olarak bir lidere ihtiyaç vardı. Aynı zamanda çoğu zaman bu liderler dini liderliği de beraberinde yapıyordu. Yani Dede Kargın Ocağı, Dede Kargın Ocağı'nın dedesi aynı zamanda o aşiretin lideri, beyi durumunda. Ve oradan şey alıyor, ismini de oradan alıyor. Ondan sonra bu aşiretler çoğaldıkça onların yan kolları gibi devam ediyor. Şimdi birincisi demek ki ocaklar sistemi var. Ve bu ocaklar sisteminde de Seyyid-i Sadat'a yani peygamber soyundan olduğuna inanılan Seyyid, Dede veya Pir, Mürşit, Rehber bu tabirleri de şey yapabiliriz daha sonra açabiliriz. Zaten bu metropol şehirlerde biraz dede lafı kullanılmaya başladı. Evet. Aslında eski kavramlarda dede geçmiyor zaten. Ya Seyit ya Pir de. Evet yani Seyit geçiyor. özellikle Seyit kelimesi daha çok yani bizim baktığımız belgelerde özellikle onları vurguluyorlar. Şimdi demek ki birincisi bu. Ve bunlar göçebe yaşadıkları için kendi kapalı devre yaşamlarını sürdürmüşler. Ve bunların şeylere kadar Yavuz Sultan Selim dönemine kadar hiçbir önemli değil. O devletle de bir ciddi bir problemi yok. Yani inançsal anlamda bir problemlerin olduğunu görmüyoruz. Zaten o dönemde inançtan ziyade siyasal başka nedenler var. Onlardan dolayı o inanç problemi öne çıkartılmış olduğunu görüyoruz. Demek ki birincisi ocaklar sistemi. Yani Avuçan Ocağı, efendim işte Sarı Saltık Ocağı, Kureyş işte Ocağı, Kureyş Baba, Ocağı Mansur Baba Mansur Ocağı. Bunlar bu ocakların hep mutlaka bir geçmişi var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunların mutlaka bir geçmişler var. Geriye doğru şeyler var. Bir ikincisi Hacı Bektaş Veli ile beraber başlayan Anadolu'da bir akımın başladığını görüyoruz. Çünkü Anadolu'ya geldiği zaman 7 kişilik bir 7 haneli bir köye geliyor. Suluca Karahüyük denilen bugün Hacı Bektaş kasabası olarak bildiğimiz yere gelip burada yerleşiyor. Buradan yetiştirdikleri insanları Anadolu halk tabiriyle talipleri, tasavvuf tabiriyle de buradan yetişen dervişleri bu telif yerlere gönderiyorlar. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli tabii kapsayıcı bir özelliği yani bir tevhid ehli bir büyük bir zat olması münasebetiyle başka inançlardan gelenleri de kapsıyor. Yani geleni boş göndermiyor. Kimseyi ayırmadan. Kimseyi ayırmıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bütün insanlara eşit mesafede bakan bir şeyin olduğunu görüyoruz. Zaten velayetnamede de bunların bu gelirin evet. özelliklerini bu söylediklerimiz tasdikleyecek şeyler görüyoruz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Çok soyut olmaması açısından. Hacı Bektaş Veli bir gün bir velayetnamede anlatılır. Dervişini çağırır. Der ki şu köyde bir papaz var ona şeyi götür der. Buğday yükle götürür. Yükler buğdayı ve papaza götürür. Halbuki papaz da orada papazlık görevi yapar ama gönül yönünde Hazreti Pir'e bağlı olduğunu velayetnamede bunu uzun uzun anlatır. Şimdi konu dağılmasın diye bu teferruata girmek istemiyorum. Basit bir örnek sadece bu. Şimdi demek ikinci birincisi ocaklar sistemi. İkincisi Hacı Bektaş Veli tekkesi merkezli. Daha sistemli bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu sistemli yapıda yetişenler de Anadolu'nun muhtelif yönlerine özellikle Balkanlara batıya doğru gittiğini biliyoruz. Ama doğuya doğru gittiğini de biliyoruz. Yani Kerbela'da Abdülmümin Baba dede dergahı var. Bu dergahta da yine Seyyid-i Sadat'tan insanlar ama yine Hacı Bektaş dergahıyla merkez tekkeyle bağlantılı. Yani 7 tane halife dergahı vardır. Tekkesi ve asitane dedikleri büyük tekke vardır. Bunlardan bir tanesi Abdülmümin Baba'dır. Bir tanesi mesela Mısır'da Kaygısız Abdal dergahıdır. Kaygısız Abdal da yine Abdal Musa dergahından yetişmek suretiyle gitmiştir. Yine bir tanesi amcasının oğlu, amcazadesi daha doğrusu. Seyyid Ali Sultan diğer ismiyle Kızılderili. O da Yunanistan'da baktığınız zaman. Evet, Bulgaristan'da, Trakya bölgesinde. Yunanistan'da. Edirne'den aşağı yukarı bir 90-100 kilometre kuş uçuşu mesafede. Yunanistan'ın kuzeyi. Bulgaristan'ın da güneyinde tam böyle dağların sınır noktasında bir yerde o da oraya yerleşir. Bunlar fütühat ricalinden Orhan Bey döneminde gitmişler. 1350 senelerde gittiğini biliyoruz. Şimdi demek ki ikinci yani Alevili'yi doğru algılamak
açısından bunları formülize etmek zorundayız. Evet. Birincisi ocaklar sistemi, eskiden beri devam eden gelen. Çünkü insan varsa yemek içmek nasıl bir ihtiyaç ise insanların bir de ruh tarafı vardır. Dini ihtiyaçlar da ibadet, sığınma, yakarış bu insanın doğasında, yaratılışında vardır. Dolayısıyla bu insanların ihtiyaçları bu şekilde görüldüğünü görüyoruz. Şimdi bir üçüncü grup var. Eyvallah. Bu da Erdebil Tekkesi. Erdebil Tekkesi Zahid-i Geylani ile Safiyyüddin Erdebili, özür dilerim birden çıkaramadım. Altıncı kuşak dedesi, yani Şah İsmail'in, Hatay'ın daha doğrusu, altıncı kuşak dedesi Safiyyüddin Erdebili var. Bu da Erdebil'de bir tekke oluşturur. Anadolu Aleviliğinde önemli derecede etkisinin olduğunu görüyoruz. Ama belgeleri incelediğimiz zaman, Saffetü Safa'yı incelediğimiz zaman veyahut da o döneme ait veya 1500'lere ulaşmış olan belgeleri incelediğimizde bunların bir sufi ekol olduğunu görüyoruz. Ama bu sufi ekolle 1700-1800'lerde, 1900'lerde yaşanmış olan Alevilikle tıpatıp aynı olmadığını, yani ibadet ritüellerinde tıpatıp aynı olmadıklarını da görüyoruz. Yani Anadolu değişkenlik süre gelmiş. Evet, süre geliyor. Bunlar biraz ihtiyaçtan, biraz yorumdan, biraz dönemin inanç önderlerinin algılarından kaynaklanıyor. Bunları da biraz doğal karşılamak lazım. Çünkü yüzyıllar değiştikçe ihtiyaçlarda merkezden uzaklaşmama kaydıyla. Yani bu şu anlama gelmiyor. Efendim 7. 8. yüzyılda bugünkü Aleviliğin otantiği, bugün nasıl Alevilik? Kur'an-ı Kerim hak kitap, Hazreti Muhammed'i hak peygamber, Hazreti Ali velilerin şahı ve 12 imamları kendi inanç önderi, rehberi kabul etmiş ise bunun benzer formatının, yapısının 7. 8. yüzyılda da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evet. Anlatabildim mi? Çünkü Ehl-i Beyt sevgisiyle bu yayılmış şey olmuştur. Zaten yanlış derseniz o zaman sonradaki süreci nereye koyarsınız? Evet. Ama bir takım arada nüans farklılıklarının olması da buna bir halel getirmez. Mesela? Çünkü o dönemde yaşanılan oydu, yeni çağda ayak uydurmak ama merkezden ayrı olmamak şartıyla, merkezden uzaklaşmamak şartıyla o çağa devam etmek. Evet. Daha somut bir örnek verelim. Günümüzden daha anlaşılır bir örnek verelim. Mesela 1800 yılına gitsek mümkün olsa... Şehirlerde cemevi diye bir şey söylememiz mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yok. Cemevi ne hayal zaman çıktı cemevi? 1989 senesinde ilk defa bir Hacı Bektaş Derneği Vakfı diye bir şey kuruldu. Ondan sonra hızla bu ihtiyaçtan dolayı önce Şah Kulu şey oldu falan. Karacaahmet Şah Kulu. Çünkü Karacaahmet de daha sonra ilk Şah Kulu'nda. İşte evet. Tabii yani biri önce biri sonra falan önemli değil. Sonra işte Erikli Baba Eryek Dergahı'nın olduğu yer restore edildi falan filan. Şimdi bunlar neden oldu? İhtiyaçtan. Peki nasıl bir ihtiyaç vardı? 60 ile 90 arasında hızla ekonomik nedenlerden dolayı insanlar köylerden şehirlere gelmek durumunda kaldı. Evet. Gelince ilk zamanlar nerede yaşadılar bu insanlar? Gecekondularda. Ha, gecekondunun sıkıntıları vardı ama avantajları da vardı. Bahçeliydi çünkü. Bahçeli olunca hemen cenaze şey yapılıyordu, orada yıkanıyordu, bilmem ne yapılıyordu. Cenaze namazı gidiliyordu şeyin ya orada yahut da işte... Alevi erken usulü yani şeyin girişinde, mezarlıkların girişinde musalla taşları vardı. Cenazenin mutlaka şu veya bu mekanda yapılması, cenaze namazının kılması diye bir şart yoktur. Bir musalla taşı gibi, yani bir masanın üstüne koyarsın cenazeyi, dört tekbirle arkasına geçer ama cenaze namazını beceremeyen biri kıldırır. Evet. Bunda bir zorlu zahmeti yok. Şimdi... ama sonradan bu gecekondular müteahhitlere verilmeye başlandı. Veyahut da insanlar kendileri yeni evler yaptılar. Bir takım şeyler yaşanamaz oldu. Halbuki gecekondudayken iyi kötü içeride yemekler yapılıyordu. Bir kısmı bahçede, bir kısmı orada konu komşu çağırıyordu vesaire. Gelenekler yaşıyordu. Çünkü cenazeden sonra yemek verme aslında bir gelenektir. Ama paylaşımdan dolayı da doğru bir şey.
Yani bir anlamda sünnet. Hazreti Pir'in Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin velayetnamesinde de vasiyet eder. Der ki benden sonra işte böyle böyle birisi gelecek Sarı İsmail'e. O geldiği zaman benim cenazemi ona teslim et ve gelene gidene bol yedir. İçir der. Yedisini ve kırkını yap der. Anlatabildim mi? Benim cenazem razı mı? O kılacak der. Ondan sonra kalkar. Göçmeden önce Yasin, Kur'an açar, Yasin okur vesaire. Şimdi tekrar toparlamak gerekirse. Ne oldu? Bu gelenekleri insanlar artık apartman dairelerinde yaşayamayacakları için cemevi denilen bir şey kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Yanlış mı? Değil. Farklı tabii açılardan şey yapılabilir, bakılabilir. Bir ihtiyaçtır. Demek ki bir şeylerin illa tarihte mutlak aynısının olması gerekmiyor. İnsanlar, insan düşünen bir varlık, bir takım içtihatların yapılması, güne göre yeni yorumların yapılması gayet normal. Dolayısıyla böyle bir sistemin olduğunu çıkıyor. Tekrardan özetlemek gerekirse, demek ki bir ocaklar sistemi var. Bir Hacı Bektaş Veli'ye bağlı daha sonra daha sistemli bir hale gelen tekke zaviye sistemi var. Bunu Hacı Bektaş Veli vakıfları deniyor. Ve müstesna efkaftan kabul ediyor. Pek çok, yani diğerlerinden Osmanlı bundan 8 müstesna efkaftan, vakıftan bir tanesidir. Vakıf mütevellileri var ve bir takım tahsisatla ayırmış. Yani gelirleri buraya ayırmış. Burada gelene gidene yedirsin, içirilsin, yatırılsın. Burada bilgi aktarılsın. İnsanların ibadet ihtiyaçları burada hallolsun diye. Evet, yani o amaçla bu hizmetler yapılmış. Bu daha sonra ne oldu peki? Ocaklar sistemi kendi içinde yürüdü ama Şah İsmail dönemine geldiğimiz ve Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki hadise yaşandıktan sonra, Çaldıran Savaşı'ndan sonra bu sefer daha önce Erdebil'e bağlı olanların zaten Şah İsmail ile Hacı Bektaş Veli ile bir problemi yok. Balım Sultan'ın övgülü şiirlerinde övgüyle bahsediyor. Yani o bu yapının daha sonra oradan gelen dedeler, o soydan gelen işte Şah İbrahim Hoca mesela aklıma geldiği kadarıyla şeyin o soydan gelenler var. İşte gelip de şey tarafına yerleşenler var. Tokat vesaire tarafına yerleşenler. Tokat, Malatya o bölgede yerleşenler var. Tabii yerleşim daha sonra başka yerlere de gitmişler. Tabii bunu bir tek oraya için söylemek yanlış olur. Buralardan sonra bu insanlar bunu bir yere bağlayacaktım unuttum. Neyse. Erdebil tekkesine gelip de bu Anadolu bölgesine yer alanları. Tamam, özür dilerim. Çok konu çok olduğu için hem akıcı olsun derken bazen unutuyoruz. Olabilir. Şimdi dolayısıyla bu Erdebil tekkesi ve oraya bağlı olanların büyük bir kısmının daha sonra Hacı Bektaş Veli tekkesine gönül bağı olduklarını ve bağlandıklarını biliyoruz. Ama bu yine şey sistemi devam ediyor. Yani ocaklar sistemi devam ediyor. Ocaklık sistemi devam ediyor. Ha, bütün Alevi toplumu, Türkiye'deki bütün Alevi, yani üst şemsiye altındaki bütün gruplar, ekoller, hepsi Hacı Bektaş Veli'yi serçeşme olarak kabul eder. Evet. Bu çok ilginç, enteresan bir noktadır. Yani enteresan onun büyüklüğüne... Nasıl? Enteresanlığı. Şeyi olmamış yani, mesela daha önce Erdebil olmuştu. Mesela Erdebil tekke, biz Erdebil'e bağlıyız. Tamam, o soydan gelen bile biz oradan geldik ama artık, bizim pirimiz, serçeşmemiz bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. O bakımdan bir yek vücutluk var. Yani bir çimento durumunda Hacı Bektaş Veli. Bu çok önemli bir şey bu. Yani bu yapının zaten bunların ahlak değerleri, inanç yapıları, ahiret algılarında bir fark yok zaten. Çünkü Anadolu'ya yayılışı Hacı Bektaş'la. Hacı Bektaş Veli'yle yayılıyor. Ve buradan gidenler... Nereden gelirsen gel Hacı Bektaş'la. Evet. Sağlık. Yani burada kutup noktası olmuş. Evet. Yani hepsinin etrafında döndüğü bir orta nokta olmuş. Olduğunu görüyoruz. Peki, evet, geçtik mi birinci soruyu? Evet hocam, sağ olun. Gene devam edelim. Peki bir de Osmanlı dönemi, yani Hacı Bektaş Veli'yi anlattıktan sonra, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelip yerleşkesinden sonra, o dağılımdan sonra işte ocak sistemini de dile getiriniz. Alevi büyüklerin dile getiriniz hangi ocakların olduğunu. Bir de bu dönemde Alevi dedelerin, yani inanç önderleri diye bahsettiğimiz veya seyitlerin diye adlandırdığımız ya da bazı yerlerde seyit olmayan ama bu hizmeti yapan babaların o dönemdeki statüsü neydi? Evet. Yani özellikle Osmanlı dönemindeki bu statü neydi? Yani seyit mi dersiniz, baba mı dersiniz? Dede mi dersiniz? Tabii, tabii. Yani bu statü neydi? Ama kavradığınız zaman inanç önderi olarak söyleyelim bunu. Evet.
Şimdi bakın, bu kavram neydi? İki türlü algı var. Bir kere oraya vurgu yapmak lazım. Bir tanesi şimdi hani bu işin inancın ve tasavvuf ekollerinin de Alevi meşrep olanlarının kabul ettikleri bir şey var. Bu Gadirhum'da işte size iki emanet bırakıyorum. Birisi Ehl-i Beyt'im, birisi Kur'an-ı Kerim'dir şeyi. Bu Ehl-i Beyt kelimesi malum çok nettir ama yani Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bunlardan oluşur. Bu Ümmü Seleme'nin evindeyken, Ümmü Seleme validenin evindeyken Hazreti Peygamber abasının altına alır. Bunlar benim Ehl-i Beyt'imdir der. Yani benim ev halkımdır anlamında evet. Söyler. Pençeyi aba dediğimiz. Evet, pençeyi Ali aba. Yani penç beş anlamında. Ali aba. Yani. Abanın altındaki beş anlamında. Şimdi o zaman bunu tabii şöyle yorumlayanlar da var. Ehl-i Beyt böyle denir ama bu sadece bununla değil. İşte amcasının oğlu, dayısının oğlu, bilmem ne akraba, bunlar da Ehl-i Beyt. Şimdi böyle baktığınız zaman o zaman Muaviye'yi de Ehl-i Beyt'e saymak lazım. Ama böyle bir şey olamaz. Çünkü evet. Hazreti Peygamber bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Koymuşlar. Çünkü o da amcazadeleri. Yani bunlar akraba sonuç itibariyle yukarı doğru çıktı zaman Haşimoğullarından. Yani bu biraz sulandırma şeyi. Ama aslı, bu işin aslı bu beş kişi. Bitti. Bu kadar. Ötesi yok. Bunun ötesi yok. Ondan sonra o zaman şeyi soruyor Selman-ı Farisi. Peki bizim doğrumuz diye. Hazreti Peygamber Selman-ı Minna diyor. Selman da bizdendir. Yani buradan da şöyle bir yorum çıkıyor. Evet, kan bağı saygı duyulacak bir şey. Ama kanla bu iş sadece olmuyor. Burada bir de sadakatle bu işten tutup bu yolu eğer hem bu soydan hem de sadakatle bu yoldan yürüyorsa bu aliyül âlâ, onda hiç problem yok. Ama sadece şeyse, sadece soysa soy yeterli bir şey değil. O zaman 72 millete bir gözle bakma kavramını zedelemiş oluyoruz. Yok sayıyorsun. Yok saymış oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani o tevhid inancına, tevhid bakış açısına ters olan bir şey olmuş oluyor. Şimdi dolayısıyla bir kısmı bu soydan, yani Anadolu Aleviliği bu soydan gelmeyi esas kabul etmiş dini liderlik anlamında. Yani ibadetlerini, toplu ibadetlerini, toplu halde, yani cem dedikleri, aynül cem dedikleri, halka namazı dedikleri, bunu özellikle vurgulayayım çünkü unutturuldu bu topluma. Yani bu toplum bunu unuttu. Halka namazı dedikleri cem ibadetlerini yönetimi, yani onun imamı durumunda olan kişi bugünkü anlamda dededir. O günkü anlamda da seyittir. Anlatabildim mi? Evet. Seyit de Seyit Efendi demek zaten. Peygamber soyundan olduğuna inanılır. Ve bununla ilgili belgeler var. Mesela şurada şey var. Avuçan Ocağı'na ait 1155 tarihine ait bir secere var. Secere bulundu. Bu çok yakında bulundu. 2 sene, 3 sene önce bulundu ve yayınlandı. Halbuki biz bu belge çıkmadan önce diyorduk ki en fazla 1500'e kadar gidebiliyor. Çünkü belge yok. Yani bir şeyi konuştuğunuz zaman belge varsa konuşmak tabii gerekiyor. Tabii yani kaynakla kaynak varsa konuşmak. Evet. Şimdi dolayısıyla bir de tabii dönemin sosyal yapısı da buna müsait. Yani ne demek? Hem inanç önderi hem de şey o aşiretin reisi durumunda, yani hem siyasal önderlik diyelim veyahut da toplumsal önderlik, siyasal demeyelim de toplumsal önderlik, hem de inanç önderliği açısından dedeleri Seyyid-i Sadat'tan olduğuna inanılır ve bunların şeyleri de vardır. Hepsinin değilse bile belgeleri de vardır. Bu belgelere de icazetname, silsilename adları veriliyor. Silsilenamelerde işte bu şey yapılan bir silsilename, yani kimden soyunun kime dayandığını, hakikaten Hazreti Peygamber'e dayanıp dayanmadığını gösteren şeyler. Bir de mesela Osmanlı'da Nakibül Eşraf denilen bir teşkilat var. Bu Nakibül Eşraf teşkilatı bunların listesini tutuyor. Bunlardan bir iki tanesi bizde var ama yeni yeni bunlar hep çevirdiler. Ne kadarını çevirdiler tam bilmiyorum. İstanbul Müftülüğü'nde bu belgeler. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra. Eyvallah.
var. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz güzel dostlar. Yine sohbete devam edeceğiz ve çok fazla söze uzatmadan hemen Dursun hocama dönüyorum. Hocam buyurun, kaldığınız yerden nakil eşraftan. Evet, şimdi nakil eşraf teşkilatı denilen bir teşkilat var. Burada Seyyid-i Sadat'ın, yani peygamber soyundan olan insanlar. Çünkü biz peygamber soyundan olan insanları normal Alevi toplumundan birilerine sorduğu zaman zannederler ki sadece dedelerdir. Evet. Böyle değil. Yani gittiğiniz zaman muhtelif çok yerlerde, işte Konya'da da varlığın, mesela bazı belgeler bize Konya ile alakalı. Onları Seyyid-i Sadat'tan, yani onları tutmuşlar. Tokat'ta var, işte Çorum'da var. Yani Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerine şey yapmış ve Osmanlı bunları askere almamış, bunlardan vergi almamış, bunlara bir takım avantajlar şey yapmış. Hatta çok önemli, rahmetli Mehmet Yaman dede anlatmıştı. Hıdır Abdal dergahında, türbesinin olduğu yere, o tarafa sefer yapıldığı zaman bir müfreze bir şey Osmanlı göndermiş etrafına. Evet. Bir seferde oldu ki bir kayıp, yani Osmanlı kaybedecek gibi bir şey olursa orayı korusunlar. Bunu anlatmıştı bir şeyde. Yani böyle bir takım şeyleri var. Yine mesela diyelim ki Osmanlı doğuya sefere gittiği zaman Hacı Bektaş Türbesi'nin önüne gelir, orada sancak açarlar, hayır dua alırlar, ondan sonra devam ederler. Yani bunlar çok önemli şeyler, bilinmesi gereken anekdotlar. Şimdi demek ki tekrardan sorunun başına dönecek olursak şöyle söylemek lazım. Yani Anadolu Aleviliğinde dini inanç önderi, yani imamı, imam önde giden demek, önder demek. Önder demek. Şimdi camide namazı kıldıran kişiye biz bugün imam diyoruz. Önde anlamında, yani onu, o işin imamı durumunda olan kişi, o ibadeti yaptıracak kişiye bugün dede diyoruz. Ama eski belgelerde dede kelimesi daha yakın zamanlarda geçiyor. Evet evet, daha yakın zamanlarda, yani 1800'lerde falan, 1800'lü yılların belgelerinde bazı dede kelimelerine rastlıyoruz. Ama onların bile tam ne anlama geldiği biraz şüpheli. Yani o şeyde Trakya, Balkanlardaki Bektaşilikte halife anlamına gelen bir şey. O bir farklı bir şey. Karıştırmayalım. Orası halen halife değil. Halife, evet, onu şimdi karıştırmayalım. O başka bir şey. Ama Anadolu'da özellikle Seyit pir kelimesi diyorlardı. Evet. Şimdi mesela birkaç kavram var. Madem gelmişken onları şey yapalım. Ondan sonra tekrar o baba kelimesi nereye oturtacağız onu konuşalım. Evet. Şimdi Seyit bu işin biraz daha genel kavramı. Yani zaten her pirin Seyit olması gerekiyor Anadolu Aleviliği inancı açısından. Evet. Şimdi pir, rehber, mürşit diye üç tane temel kavram var. Bu ne demek? Bir insanın, Alevi bir aileden, genel şeyi söylüyorum, gelenek açısından söylüyorum. Alevi bir aileden doğan kişi evlendiği zaman iki eşin musahip kavliyle bir mürşit önünde, bir dede önünde, bir seyit önünde yola girmesi gerekir. Aslında onun Aleviliği o tarihten itibaren başlar. Çünkü ikrar veriyor artık. Evet. Çünkü Pir Sultan diyor ki ikrarsız kişi ceme götürmem diyor. Bitti. Evet. Bu kadar basit. Bunu halen bazı topluluklar, mesela Balkanlara gittik biz oralarda bu işi daha köylerde sıkı tutuyorlar. Yani musahipsiz kişiyi cemine almıyor. Bu aslında Anadolu'da da öyleydi hocam. Yani geçmişten, şimdi metropol şeyleri biraz değişti. Aynen öyle. Anlatamadığımız bu. Bazen çok şeyler oluyor, diyor ki ya siz Alevi falan değilsiniz. Siz Alevi çocuğusunuz. Senin ikrarın var mı? Yok. Bir de şunu... Senin babanın ikrarı var mı? Yok. Dedesi Aleviymiş. Tamam, bu inancı benimsemiş. Ayrı bir konu. Ama bu işin tam erkanına göre söylerseniz böyle değil bu iş. Bir de şöyle bir şey var hocam, yani hemen araya gireceğim, kusura bakmayın. Yok, hayır, giriyorum. Bunu bahsettiğimizde işte ikrara nasıl girilir? Yani diyor ki ben musahip oldum. Kaç yaşında? 15 yaşında, 16 yaşında. Nasıl musahip olursun? Hani dört baş bir can demiyor muyuz musahip olmaya, ikrar vermeye, pirin huzuruna çıkmaya, kurbanını kesmeye, lokmanı vermeye? Evet. O zaman sizin de dediğiniz gibi işte yola ikrar verip devam ediyorsun. Evet. Ha, ondan önce hani bir evlilik gibi, ya nişanlılıktır ya sözlülüktür, ona giriyorsun. Ondan sonra dört kişi birbiriyle anlaşacak ki bu yola ikrar veresin. Evet. O önceleri biraz alıştırma, bu işe tanıtma açısından belli ortamlarda bulunduruyorlar. Ama gerçek anlamda ikrarsız Alevilik olmaz. Evet. Bu işin tam doğrusunu sorarsanız, tam doğrusu bu. Ha, bu bugünümüz şartlarında ne derece olur olmaz, bunlar ayrı konuşulacak konular. İşin şimdi tam doğrusunu, aslını söylemek lazım. Söylemek gerekir. Aslı bu. Şimdi burada tekrardan dönecek olursak, demek ki bir pir var.
Bir mürşit var, bir rehber var. Rehber nedir? Reh yol demek, ber çeken demek. Yola çeken. Yani o dört kişi, yani iki evli çift bir rehberle nezaretinde bir dedeye ikrar verecek. Onu da işte kurbanı tığlanıyor vesaire, okunan ayetler var, bilmem neler var. İşte mesela bir tanesi de şunu da şöyle bir, bu henüz basılmamış bir eser. İşte Fethan Karibem Nasr-ı Mü'nün Allah Fethin Karib Beşir Mü'nün Ya Muhammed Ya Ali diye başlıyor. Mesela bu Seyit Battal Gazi Hünkarıcı Bektaş Veli diye Gülbank Çeke. Metin böyle geçiyor. Müfret tacı eline ala havaletinizle erenler diye vesaire. Ondan sonra ve böyle işte külli şeyin kalik illa ve şerlehül hükmüleyi turceun. Bu ayetleri vesaire okur. Dede bunları okuyor. Musahip tutacakları kişilere. Çünkü ikrar verecekler. İkrar verecek. Anlatabildim mi? Mesela bir yerde de şöyle bir şey geçiyor. Mürşidim Muhammed, Üstazım Ali Sürhüser. Kızılbaş demek Sürhüser. Anlatabildim mi? Meti 12 imam söylerim serbeser. Baştan başa 12 imamın 12 metnini söylerim diyor. 150 yıl önce yazılmış olan bir metinden bir alıntı bu. Şimdi dolayısıyla dedelerin çocukları da bu eğitimden en fazla yararlanan kişi olduğu için bu iş babadan oğula geçme durumunda olmuş. Yani ama her dedenin çocuğu buna mutlaka liyakat gösterir, layıktır anlamına gelmez. Öbür türlü ırkçılık olur bu sefer. Çünkü peygamber de kendi 11 tane 10 tane amcası vardı. 3 tanesi kendinden taraftı. Kur'an-ı Kerim'de ellerini kurutun Ebu Leheb diyor. Demek ki kan bu işin tek yeterli nedeni değil. Şimdi bu olayın bir tarafı, şey eksik kaldı. Bu pirle mürşit kelimesi yörelere göre farklı algılanıyor. Bu mu üstün, bu mu üstün? Rehber tamam, yola çeken de o yola çeken kişinin götürdüğü kişiye pir mi diyeceğiz, mürşit mi diyeceğiz? Bazı yerlerde pir deniyor, bazı yerlerde mürşit deniyor. Eğer pirse o zaman onun bir üst makamı var. O da mürşitlik. Mürşittir. Veyahut da mürşit kabul etmişse bir üst makam var, pirdir. Problemler orada çözülür. Düşkünlük söz konusu ise orada ayağa kaldırılır. Yine düşkünlüğü de musahibi kaldırıyor. Musahibi razı olacak. Yani orada dede aslında noter görevi görmüş oluyor. Onların ikrarlarını tasdik görevi görmüş oluyor. Tarihi seyir açısından baktığımız zaman olayın böyle. Şimdi babalık meselesine geleceğim. Bunun için söyleyecek şey çok ama özetle. Tabii özetle. Gerekirse. Çünkü orada sadece dede veya seyit evet. diye kavramı vardı ama bugün Anadolu'da evet. veya Balkanlar'da evet. baba evet. Görevini alan bu yolu inşa evet. eden insanlar var. Şimdi birinci bakış ne dedik? Ehl-i Beyt soyundan olacak. Yani kendi soyu, seceresi şeye çıkacak. Ha şu arada da şunu bir kameraya şey yapabilirsek, gösterebilirsek. Şu 1155 tarihinde Avuçen Ocağı'na ait bir şecere. Yani bu kişinin Hazreti Peygamber'in, hatta bir sayfa daha çevireyim şöyle, bir de şöyle alabilirsek. Evet, baş tarafı bu, diğeri devam eden kısmıydı. Burada kişinin soyunun Hazreti Peygamber'e nasıl çıktığını nasıl gösteren dayanıyor? Bir şey. Ve gerek Osmanlı, gerek Selçuklar döneminde Seyyid-i Sadat'a özel bir önem verilmiştir. Yani peygambere olan saygıdan dolayı bu soydan gelenlere şey yapılmış. Ve bu secereler Osmanlı arşivinde mevcut. Bu secere arşivde değil, bu bir köyde, Diyarbakır'ın bir köyünde bulundu. Öyle mi? 3 sene önce buldular. Bu müthiş bir şeydi bu. Yani resmen çok yakın zamanda bulundu yani. Çok yakın, 3 sene önce bulundu bu. Ama normalde bunlar... Bülent Akın diye bir çok efendi bir çocuk var, o yayınladı bunu. Hocam Akın normalde bunlar evet. zaten geçmişte Osmanlı'dan geldiği için o dönemlerde arşivlerde de vardı. Bülent Akın, evet, yanlış söylemedim. Şimdi bu arşivlerde bakın, Osmanlı arşivinde yazışma metinleri vardır. Devlete yazılan ve devletin verdiği cevaplarla ilgili yazışma metinler vardır. Evet. Osmanlı arşivinde bu tür belgeler bulunmaz. Bu tür belgeler kütüphanelerde, el yazmaları bölümleri var. Oralarda bulunma ihtimali olabilir. Oralarda bulunabilir. O da birisi bağışlamışsa olur. Yoksa olmaz. O da olmaz. Anlatabildim mi? Yoksa olmaz. Bunlar yine mesela, mesela şu bizim yayınladığımız bir şey. Yakın evet. zamanda yayınlandı. Bu şöyle biraz şöyle yakından alabilirsek. Bu bir icazetname. Bunun içeriğini de birazdan söylerim. Bu şöyle evet. uzun bir şey. İşte o zaman bu bahsettiğimiz evet. Osmanlı dönemindeki statüyü dile getiren
Evet, Osmanlı döneminde mesela bu 1810'lara denk gelen bir şey. Evet, 1234. 1810 kusurlara denk gelen bir şey. Bu Hacı Bektaş Tekkesi'nde verilmiş olan Çelebiler tarafından ama dede baba tarafından da tasdiklenmiş, altta mühürleri var. Şurada üst satırda dede baba, aşçı baba mühürler var. Altta da şeylerin mühürleri var. Çelebilerin mühürleri var. Yani Kadıncık Ana'nın soyundan olan ulusoylar olarak bilinen kişilerin mühürleri var. Evet. Sinekli Karyesi'ne, Sinekli adlı köyünde, Sinekli köyü adını verilen Hafiye bağlı bir köydeki verilmiş olan bir şey. Bu belgeyle gittiği yerde kendini ispat edebiliyor. Yani bu görevi yapabilir anlamında. Şimdi babalara dönelim yine. Evet, bu yine dedelerden birisine verilmiş olan bir şey. Yine Anadolu Alevi'nde de bu ocaklarda her 5 senede bir çeralık dedikleri, Hakkullah dedikleri şey 5 senede bir götürüp Hacı Bektaş Tekkesi'ne onun 5'te birini hams hakkı diyorlar. O hams hakkını vermeleri gerekiyor. Yani o dönemin usulü şeyi bu. Şimdi baba kelimesine gelince, şimdi bu baba kelimesi, dede ve baba kelimesi bugün biz de, babayı kendi bir üstümüz, dedeyi de babamızın babası olarak algılarız. Ama Oğuz dilinde dede baba anlamında kullanılan bir şey. Yani dede ile baba farklı anlamlarda kullanılan şeyler. Mesela Korkut Ata, işte Dede Korkut, Dede Korkut dediği mesela o bugünkü anlamda baba anlamında ama baba da ata anlamına gelen. Yani zamanla bunlar kelimelerde bir takım farklılıklar olmuş. Şimdi Anadolu'daki bunun yansıması nedir derseniz şimdi bir şey de Şücaettin Veli ile ilgili, Şücaettin Veli önemli bir zat. Hacı Bektaş Tekkesi'ne bağlı. Erkan olarak oradakiler Kızılbaş Erkanı dediğimiz musahipli erken yaparlar ve Balkanlara doğru da oldukça da nüfuzlu, Anadolu'da ve Balkanlarda nüfuzları olan şeyler. Evet. Şimdi onlar görevlendirdikleri insanlarda mutlak soy esası kabul gözetlemezler. Yani köyde insanlar derler ki işte bizim bu ibadet ihtiyaçlarımızı bize rehberlik, önderlik edecek bir kişinin tayin edilmesini der. Biz şu kişiyi uygun gördük derler. Onlar da bir üst makam olan halifeleri vasıtasıyla ona yetki belgesi verirler. O sistem öyle devam eder. Şücaettin Veli'm. Evet. Postnişi. Evet. Evet, Şücaettin Veli'nin temsilcileri, postnişinleri, onların da halifeleri var, bir alt kolları. Onlar, evet. Yani nasıl ki Alevilikte mürşit, evet, pir sistemi varsa, yani bir üst denetleme sistemi varsa, onda da üstten aşağı doğru halifeleri var. Balkanlarda şurada burada. Onların temsili şey yaptıkları babalar var. O hizmetleri şey yaparlar, görürler. Bunları dikme baba, dede tabirinde kullanırlarsa da kan esas, soy esası üzerine değildir. Değil. Burada tercih, liyakat, bilgisi yani bu kişi yapabilir. Bu işi evet, gönlüyle yapar. Bilgisi, gönlüyle, sofrası açık olacak, şey olacak. Bunları yapan insanlar olması gerekiyor. Eyvallah. Zamanımız varsa ilginç bir şey. Tabii buyurun, ondan sonra ben başka bir şey dile getireceğim hocam. Siz tamam. Tamamlayın. Şöyle bir, bu yine hiç yayın, bu gerçi bir yerde yayınlanmış ama bu bölüm ilginç. Mesela diyor ki, bu 150 sene önceki bir şeyde, şeyh kelimesini de kullanıyorlar ama çok nadir kullanıyorlar belgelerde. Yani genel tabir değil. Yani Alevi toplumunda, çünkü şeyh iki anlama geliyor. Bir inanç önderi anlamına geliyor, bir de yaşlı kişi anlamına evet, geliyor. Mesela diyor ki nitekim şeyh olan kişiye elbet bu 20 amel lazımdır. Yani şu özellik bir mürşitte bulunması gereken, bir dedede bulunması gereken özellik. Diyor ki bir ehli sünnet vel cemaat tariki üzerine olmak. Yani peygamberin yolunda gitmek. Burada anlatmak istediyor. 2. İlmi batını fehmetmek. Yani batından haberdar olmak. 3. Aklı kamil olup müridi ve müridanı hoş tutmak. Yani taliplerle iyi ilişkinin olması. 3. 4. İbrahim Halil gibi sahavetli olmak. Cömert olacak, sofrası açık. 5. İsmail gibi kazayı kayıl olmak. 6. Hazreti Ali gibi şeci yiğit olacak. 7. Şehvet-i nisadan sakınıp dünyayı meyli muhabbet etmeye. Yani şehvetten uzak duracak. 8. Müride şefkat ede. 9. Halim tabiatlı, affedici, yumuşak olacak. 10. Hüsnü hulk sahibi, iyi davranışlı, güzel ahlaklı olacak. 11. Müridin ihtiyacı varken müridi kendi işinde kullanmaya. Yani talibi gel de benim tarlamaya veya benden bedava çalıştır yapmayacak. 12. Ehli kerem sahibi olacak. 13. Tevekkül olacak, yani teslimiyette olacak. 15. Rızada olacak. 16. Eyüp gibi sabırlı. 17. Tahammüllü olmak. 18. Acelden hazer, aceleci olmayacak.
ağır karar verecek. 19. ahde vefa ikrabında sabit kadem olacak. 20. her neye ahdetmişse yüzünü döndürmeyecek. Yani verdiği sözden geri dönmeyecek. Yani bunlar bir dedede, bir seyitte bulunması gereken özellikleri o belgede sınırlı şey yapmış. Seyit toplumun aynası. Evet. Çünkü yani örnek kişi olması için önce kendinin örnek olması lazım. Kesinlikle. Anlatabildim mi? Kendisi örnek olmayan, yani himmet ede bir dede, dedeye kim himmet ede demiş? Hiç kimse. Anlatabildim Hatta mi? Hocam şöyle bir şey var, yani bazı kaynaklar, bazı söylemler de var, hem kaynaklarda yazıyorum. Evet. 55'li yıllara kadar özellikle Anadolu'da Alevi toplumu hiçbir zaman mahkemeye gitmemiş. Doğru. Çünkü o, az önce bahsettiğiniz o kadar bir inanç var ki dedeyi kendilerine ayna görmüşler ve dedenin dedenin verdiği karara saygıyla itibariyle dede de hakkaniyetle o kararı vermiş durumda. Evet. Hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben burada tabii Hacı Bektaş Veli Osmanlı dönemi dedik. Osmanlı dönemindeki Aleviliği dile getirdik. Peki Alevilik bahsettiğimizde edebiyata ve şiire nasıl yansıdı bu Alevilik? Yani çünkü baktığın zaman her türlü şiirde var. Her şiirde var daha doğrusu. İşte Pir Sultan Abdal'ı, Kul Himmet'i dile getirdiğimizde hemen herkesin bir şiirinde var. Bu nasıl yansıdı hem şiire hem edebiyata? Şimdi kaç dakikamız var acaba? Yaklaşık bir 10-12 dakikamız var. Güzel, tamam. O zaman sonra birkaç tane ve kaynaklar da soracağım tamam. size. O zaman o kaynaklardan başlayayım. Arada da bunu şey yapsanız zannediyorum. Evet, çünkü Alevi'nin yazdığı kaynaklar örneklerle vermek lazım. İkinci olarak. Sorudan başlayayım. Tamam. Birincisi bir kere yazılı kaynaklar deyince Alevi'nin yazılı kaynakları yok deniyor. Evet, sözlü gelenek daha fazla ama yazılı kaynakları yok anlamına gelmiyor. Burada bizim meseleye nasıl baktığımıza bağlı. Eğer son 30 yıla 40 yıla göre değişime uğramış... ateistleşmiş bir perspektiften Alevilik tarihi ararsak, tarihte öyle bir Alevilik yok bir kere. Kaynaklara göre bakarsak başka. Nedir kaynakları? Bir kere bu işin baş kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in de ayetlerinin nasıl yorumlandığı esasında işte bu şiirlerin içinde var. Evet. Ahlak temelli bir İslam algısı var. Pir Sultan'da, Hatay'da, Virani'de, Dertli'de, Yunus'ta bunları zirve noktada görebiliyoruz. Anlatabildim mi? Sevgi temelli ve ahlak temelli bir sevgi temeli üzerinden Tanrı'yı sevdiren, insanı sevdiren, doğayı sevdiren, korumaya yönelten bir İslam algısıdır. Bunu şiirlerinde daha sonra örneklerini anlatırız. Yansıdığını görüyoruz. İkincisi... Daha yakın tarihe baktığınız zaman, 1500'lü tarihe baktığınız zaman Anadolu Aleviliğinin ibadet ritüellerinin kaynaklarını en eski buyruklarda görüyoruz. Evet. İmam Cafer buyruğu denilen buyruk bu işin çok önemli şeylerinden bir tanesi. Üçüncüsü menakıbnameler. Yani büyük işte tanınmış isimlerin, velilerin yaşamlarını, yaşam hikayelerini anlatan oradaki değerli sözleri kısmi keramet ögeleriyle antılan eserlere de menakıbname veya velayetname diyorlar. Hacı Bektaş velayetnamesi işte gibi. bir başkası cönkler. Dedelerin çokların yani rast geldi bazı götürüyor bazı evlere götürüyorlar. 70-80 tane belgenin cöngün bir evde olduğunu görüyoruz. Evet. Bunların için Hacı Bektaş makalatı var. Efendim işte diyelim ki velayetnameden alıntılar var. Fevaid'den alıntılar var. Pir Sultan şiirini yazmış. Ne bulmuşsa cönk denilen yanlarına rahat taşıyabilecekleri defterlere bunları not almışlar. Not almışlar evet. Ve halkın zaten Osmanlı'nın ilk döneminde mesela Osmanlı'nın 1900'lerin başında okur yazar sayısı %4, %5 okur sayısı %4, %5. Yazar sayısı da değil. Çünkü okur. Eski yazı okuyabilir ama eski yazı herkes yazamaz. Çünkü farklı harfler olduğu için onun imlasını bilmez. Yani bir kelime sinle mi yazacak, sadla mı yazacak, pertekse ile mi yazacak? Önüne elif gelecek mi, gelmeyecek mi, ayınla mı ilave edecek, gelmeyecek mi? Bu ayrı, apayrı bir uzmanlık gerektiren bir şey. Dolayısıyla ona rağmen dedelerin evlerinde bayağı belgelerin olduğunu biliyoruz, gördük yani evet. Pek çok şeye rastladık. Zaten bu konuda bayağı bir araştırmalar yaptınız tabii, hocam tabii. Yani. Uzun senelerdir bunları araştırıyoruz. Evet. Şimdi birisi de demek ki bir diğeri cönkler. Bu cönklerde işte Pir Sultan'ın şiirleri, Virani'nin şiirleri, Hatay'ın şiirleri, onlarla ilgili ufak tefek notlar, biraz önce okuduğum, bakın şu
150 yıl önce yazılmış olan bir dedenin ve bunun içinden de o sayıya ait secereyi çıkarttık. Secerede yazdık, gönderdik ilgili olanlara. Dolayısıyla geçmişte olan bağları bu belgelerden, bu kaynaklardan tespit ediyoruz. Yani yazılı kaynak var. Yazılı kaynak var. Ama biz okumayı bilmiyoruz. Okumuyoruz çünkü. Ve bunu okuyacak adam yetiştirmiyoruz. Yani bu bakımdan bu vakıfların büyük vebali var. Onu özellikle belirteyim yani. Bu işin evet, üzerine eğilmeleri lazım. Eğilmeleri lazım. Bununla ilgili toplamaları lazım. Evde kim varsa illa belgenin aslını vermesine gerek yok. Fotoğrafları verilse bunlar şimdi değerlenecek olan. Bakın şu belgeyi bu vatandaş vermemiş olsa nereden bileceğiz biz şeyi? Bilemeyeceksiniz. Bilemeyeceğiz, bu kadar basit. İcazetnameler var. Biraz önce gösterdiğim. İşte şu da bir başka icazetname. O da, bunlar hep yayınlandı. Gazi Üniversitesi'nin Hacı Bektaş Araştırma Merkezi'nin dergisinde yayınlandı. İcazetnameler var. Bunlarla da soy bağlarını, peygambere nasıl çıktığını ve bu işleri nasıl yürüdüğünü, nellere dikkat edin. Mesela burada diyor ki avende ve revende itam ve taam. Gelene gidene yedirmek içirmek kaydıyla veriyor bunu. Yani demek ki dede gittiği yere oturup yemek yiyecek adam değil. Onun evine gelinecek ve dede yemek yedirecek. İçirecek, onu aç göndermeyecek. Bu belgeyi onun için vermiş. Anlatabiliyor muyum? O belgede o kadar önemli ki. Evet. Baktığın zaman dede sadece gelip ve baba sadece gelip ama değil işte. Davası da kalkmış. Anlatabiliyor muyum? Zaman olsa da bunları size okusam ama yok işte şimdi şey yani. İcazet ve inabet verildi ve halifelik safa nazar olundu ve dahi havalet verildi ve mürit tutuna muhip edine tariki evliyayı zinde tutup tarikat erenlerini bu kamil buna kimse mani olmaya. Yani bir de giden kişi diyor, bak belgeyi veriyorum, giden kişilere şey yapmayasınız diyor. Evet. Yani demek ki bunları böyle anlıyoruz. Ziyaretnameler var. Ziyaretname örneği burada yok zannediyorum, yanımda yok. Ziyaretnameler de şu, şurada vardı. Ziyaretnameler de yine şeyin kutsal kabul ettiğiniz mekanlar. Nereler bunlar? Şu bir ziyaretname. Hacı Bektaş Veli, Abdalmusa Sultan. O zaman ziyaretname, şunu da bir yakından şöyle bir alabilirsek parçalık. Bu arada anlatayım. Ziyaretnameler, kutsal kabul ettiğimiz yerler, işte şeye gitmiş, Kerbela'ya gitmiş, İmam Rıza Türbesi'ne gitmiş. Bunlara, gittikleri yerlere de ziyaret etmişler. Orada kurbanlar tutulamışlar, ibadetlere katılmışlar. Ve ondan, bu da şeyin 1600, bu da yakın, çok eski şey değil yani, az bir tarih değil. Bir dakika. 955. 1548 tarihine ait. Bunu Ayfer Karakaya yayınlamıştı. Bu da yine oraya giden kişiler o ziyaret ettikleri yerden sonra kendilerine belge veriliyor. Buna ziyaretname deniliyor. Bu ziyaretnameden diyor ki gittiği yerde bu kişi buralara geldi, şu ibadetleri yaptı, efendim işte şu kadar kurban tığladı, bu gelen kişiye saygılı olun anlamına gelen ziyaretnameler var. Özellikle bunu İmam Rıza Türbesi'ne gidenlere, evet, araştırmaya gidenlere. Burada epeyce var tabii. Mesela burada işte Küfe'ye gitti diyor. Şeyde mesela pür bela yüz sürüp erkanı ziyarete kâmekan vesaire, evet, vesaire diyor. Geldi. Necef'e geldi diyor. Vesaire. Şimdi zaman almamak için şey yapmıyorum, okumuyorum hepsini. Ondan sonra tekkelerin yazışma metinleri var. Evet. Bunlardan bir tanesini Konya mektupları diye biz almıştık. 100 sayfaydı. 50'sini çevirdim. Ama başka birileri baktım ki yapıyor. Vazgeçtik. Sonra da yayınladılar. Bu nedir? Hacı Bektaş tekkesinden devlete yazılmış olan şeyler. Tayinlerle ilgili. Kim nereye tayin olmuş? Mesela işte Abdülmümin Baba, eski Zagray Atık Dergah Şerifi, işte Mümin Baba Dergah, Postinçini Mehmet Efendi'nin feftinden burasının hali olmasından onun yerine Hüseyin Efendi'nin tayini için Beraat-ı Şerif Alişan verilmesi vesaire diye yazmışlar. Hocam, bitiriyorum, evet, iki cümleye. Toparlarsak. Hemen bitiriyorum. Yazışma metinlerinden yine bir şeyler çıkartabiliyoruz. Ama hatırat bulamıyoruz maalesef. Yani böyle düzgün, bunlar da kaçmaktan, göçmekten, dönemin sıkıntılarından kaynaklanan şeyler. Divanlar var. Yine divanlar da genelde yakın zaman şeyleri. Divan dediğimizde bu gönül ehli insanların yazdıkları şiirlerinin şeyleri, toplu bir arada olduğu şey. Bir de erkennameler var. Bu da erkennameden bir tane örnek. Kısmen anlatmıştım. Diyelim şimdilik herhalde tamamlayalım. Bu ikinci program da yetmedi hocam. Herhalde bir program daha yapacağız. Onu yöneteceğimle bir konuşalım.
Son söylemek istediğin cümle varsa hocam alayım, ondan sonra programı kapatalım. Evet, yani özellikle bir şeyi doğru algılamak için kaynağına gitmek lazım. Alevilik bugün çoğu kişi tarafından yanlış anlaşılan, bu inancın içinde olanlar, bu inancı savunanlar tarafından da çoklarına yanlış anlaşılıyor. Bazıları da başka taraflara çekiyorlar. Evet. Bu işin kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim 1. Daha yakın tarihe geldiğimiz zaman erkanlar açısından buyruklar 2. Ama mutlak surette ulu ozanlar dediğimiz kişilerin bakış açılarını, o şiirleri okumadan, bunları birbirine karıştırmadan, birbirleriyle mukayese etmeden, bunların kaynaklarını, uçlarını oraya bağlamadan Aleviliği doğru anlamak mümkün değil. Eyvallah. Ama Alevilik İslam'ın içindedir. İslam'ın tasavvufu bir yorumudur. İbadetlerde şekli böyle olmuştur, şöyle olmuştur, doğrudur, yanlıştır. O kişinin, herkesin kendi sevabı, günahıdır. Ama ahlak temelli bir İslam algısıdır. Bunun dışındaki şeylerde hava civa. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmayıp geldiniz. Bu güzel bilgileri bize sundunuz. Ekran karşısındaki dostlarınıza sundunuz. Eminim ekran karşısındaki dostlar da bu bilgilerden feyiz almışlardır. Ben tekrar teşekkür ederim bizi kırmayıp geldiğiniz için. Evet sevgili dostlar, 2 hafta üstte yaptığınız programın sonuna geldik. Program gene yetmedi. İnşallah sonraki programlarda yine devam ederiz. Çünkü Osmanlı dönemine baktığın zaman Cumhuriyet'e kadar Alevilik bayağı bir uzun süreç alıyor. Ben kameraların arkasındaki dostlarımıza, jölejdeki dostlarımıza, canlarımıza teşekkür ediyorum. Ekran karşısında bizi izleyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka programda buluşmak üzere.